Güney Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde bölgesel işbirliği için önemli bir adım daha atıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısı üçlü formatta ilk toplantısını Bakü'de yaptı. Bakanlar üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılmasıyla Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun potansiyelinin geliştirilmesi konularını masaya yatırdı. Toplantı sonrası üç ülkenin dışişleri bakanları işbirliğini geliştirmeyi taahhüt eden Bakü beyannamesine imza attı. Kendi aramızdaki işbirliğimiz çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. İmza töreninin ardından üç bakan kameraların karşısına geçti. Bölgesel işbirliği mesajları verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de yaşananların sürdürülebilir ulaştırma hatlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nu güçlü şekilde desteklediklerini belirtti. Hazar geçişleri büyük önem taşıyor. Burayı daha cazip hale getirmek için çalışmaya hazırız. Ulaşım ve lojistik ağlarını arttırmamız tüm bölgemizin refahı ve istikrarına büyük katkı sağlayacaktır. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Zengezur Koridoru'nun Avrupa, Türkiye, Asya'ya giden bir rotanın oluşturulmasında özel bir rol oynadığını vurguladı. Değerli fikirler ve teklifler seslendirildi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi ise hedefimiz ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek dedi. Bölgede giderek önemi artan Trans-Hazar Koridoru'na özellikle dikkat çektiklerini söyledi.